Başka bir... Yok, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şişt Melek, yardıma gelsene. Mola yapalım mı ya şunları toplayınca? Öldüm yorgunluktan. Oo, Asuman Hanım'a bak yine yıkılıyor. Çok güzel kadın. Ne giyse yakışıyor. Aman bu kadar para bende olsa ben de güzel olurdu. Sen zaten güzelsin Ebru'cum. Onu biliyorum. Ama işte bunların içinde belli olmuyor. Bir giyinecektim ki şöyle şıkır şıkır. Çekecektim ayağımı topukluları. Yakışmaz mı yani? Sana bana herkesten çok yakışır. Yakışır tabii. Sipariş alırken morlu kombinler. Ara sıcaklarda somon rengi. Tatlı ve kahvede de toprak tonları. Sen alay et bakalım. Benim de bir giydiğim bir daha giymediğim günler gelecek. Alay etmedim, şaka yaptım sadece. Bir an düşününce komik geldi. Yoksa inşallah hayallerim gerçek olsun. Sanki sen hiç istemiyorsun, hayal etmiyorsun böyle şeyleri. Vallahi benim milyonlarım olsa çula çaputa o kadar para vermem. İçim acır. Bu kadar çok paran olursa verirsin canım. Hiç boşa atıp tutma. Ne? Ne bakıyorsun öyle ya? Ha, şimdi göstereceğim sana kendine nasıl yalan söylediğini. Kapat bakayım şu gözlerini. Ama taktın ya. Ay kapatsana. Bak şimdi, hayal bu ya, sen çok zengin bir ailenin kızısın. Denizde kum, sende para. İş yok, güç yok. Hep tatilde gibi yaşıyorsun. Canın nereye isterse atlayıp gidiyorsun. Hani derler ya, kahvaltıda Paris'te, akşam yemeğinde Londra'dasın. Herkes sana hizmet için yarışıyor. Gittiğin her yerde prensesler gibi karşılanıyorsun. İnsanlar gözlerini senden alamıyor. İmrenerek bakıyorlar. Magazinciler devamlı peşinde. Boy boy fotoğrafların her gün gazetelerde. Bu durumda bir giydiğini bir daha giyemeyeceğine göre mecbur çula çaputa yatırım yapacaksın. Yapmazsan ayıp. Kızlar, hadi iş başına. Mola sırası bizde. Boş işlerle oyaladın bizi. Boş işler diyorsun ama havaya girmiştin yani. Ağzın kulaklarındaydı. Alara Hanım, hoş geldiniz. Şey efendim, özür dileyerek pasaportunuzu rica edebilir miyiz? Kayıt için. Yok artık. Benden de mi kayıt alacaksınız? Fikret Bey'in emri efendim. Aile üyeleri dahil bütün misafirlere aynı kuralları uygulamamız gerekiyor. Amcam ve antikalıkları. Ailesi işi gücü bırakmış, toplanmış, bir arada onu bekliyor. Küçük hanım kalkıp gelip bir hoş bulduk diyemiyor ya. Neymiş efendim? Çok yorgunmuş, otele yerleşecekmiş. Biz de kabahat baba. Alara'yı tanımıyoruz sanki. Bak, abimle Demir gelmeyip akıllık ettiler. Yani Fikret'ciğim, kızı ta Amerika'dan şirketin yıl dönümü için getirtirsen olacağı bu. Bence gönlü yok. O yüzden zaten uçuşunu son güne bıraktı. Tavır yapıyor sana. Getirteceğim tabii. Asıl gelmemesi abesi olurdu. Şirketin 25. yıl kutlaması için aile bir araya geliyorsa o da buraya gelecek. Bu kadar basit. Neyse, biz de bahaneyle hep beraber bir öğle yemeği yemiş olduk. Değil mi damlacığım? Alo. Evet. Tamam, yerleşsin. Ama beni beklesin. Ama bunu yapma Fikret. Bir de ayağına mı gideceksin yani? Asude. Bak, rica ediyorum. Sen bu işe karışma olur mu? Volkancığım, hadi biz beraber çıkalım. Sen beni otele bırakırsın. Akşam görüşürüz hayatım. Fikret'ciğim, çok rica ediyorum. Lütfen Alara'yı tembihle. Yani akşam bir sorun çıkmasını istemiyorum. Tamam hayatım. Sen merak etme.
Nesrin. Topla şunları. Babama inanamıyorum anne ya. Şu Alara'nın yaptıklarının onda birini yapmış olsaydım yüzüme bakmazdı. Sıkmayalım canımızı Damlacığım. Yani baban şu an sadece vicdanını rahatlatıyor. Tek yeğeni. Ama iyice tembihle dedim. Yani bu gece bir skandal çıkmasını istemiyorum. Bu ciddi bir davet. Vakıf gecesi de gayet ciddiydi. Son geldiğinde orayı da karıştırmıştı hatırlarsan. Ay ay aman aman sus, hatırlamaz mıyım? Aman yok canım. Yani kaç yıl geçti aradan. O zaman küçüktü, aklı başına gelmiştir belki. Kim bilir, belki bambaşka bir kız çıkacaktır karşımıza. Bunlar 12 numaranın değil mi? Ben aldım. Bırak elindekileri, bırak. Çabuk 900 numaraya servis aç. Ne oldu? Kızım kısmetlisin sen, kısmetli. 9 numaraya baksana. Yine gelmiş, epeydir yoktu. Adını öğren bu sefer. Uğraşmasana benimle. İşine baksan. Laf edecekler şimdi. Aman koş, bekletmemişler. Bu ödeme planını kabul edemem. Ama Kıbrıs'taki iki otelinizi bize satarsanız... Asla. Asla otellerimi satmam. Özür dilerim, ben birden... Ama satmak zorundasınız. Emir Bey, ben şirketimi yaşatmaya çalışıyorum. Ama siz bana öl diyorsunuz. Zaten ölmüşsünüz. Cehennem azabı çekmenizi istemiyorum. Aptal Melek. Aptal. Niye heyecanlanıyorsan? Adam safi karizma be. Aman. Kaba saba zengin züppesi işte. Ne oldu? Senin yakışıklı ters bir şey mi yaptı yoksa? Nereden benim oluyor ya? İyi ki bir kere yakışıklı dedik. Sen de amma ciddiye almışsın. Ben unutmuştum bile. Ondan mı servis yaparken elin ayağın birbirine dolandı? Görmedim sen. Amma abartıyorsun ya. Kızım. Bana diyorsun ama asıl sen ciddiye aldın galiba. Bunun kimse sana bakar mı? Ya eğleniyoruz. Gülüp geçeceksin. O kadar. Bak güzel değilsem hemen sil. Kimseye gönderme. Nasıl? Güzel görünmediğin bir an var mı acaba? O zaman en havalılarını seç, magazine pasla. Altına da güzel şeyler yazsınlar. Amerika yaramış. Yıllar sonra bomba gibi döndü. Sosyete Alara'nın dönüşünü konuşuyor. Süslesinler. Tamam, merak etme. Konuşmasalar da sen konuşturursun zaten. Bilmez miyim? Akşam şirketin davetine mutlaka gel. Alara Korel'in sürprizlerine hazır olun. Sana bir sürprizim var. Neymiş? Bu gece çok eğleneceğiz. Çünkü bütün sosyetenin akıl edeceği şahane bir mekanın açılışına davetliyiz. Biz. Senle ben. İnanmazsan al bak. Kızım Harun Bey yok mu? Hani şu müzisyen olan. Az önce verdi kalkarken. Ya biliyorsun sever beni. Olmaz. Ya niye olmasın? Bu fırsat kaçar mı? Süslenip püslenip gidiyoruz. Niye mi? Ben sana sayayım baştan. Bir, geceleri dışarı çıkma iznimiz yok. İki, haftaya sınavlar başlıyor, ders çalışacağım. Üç, süslü püslü kıyafetlerimiz yok. Daha sayayım istersen. Ya ben hepsini halledeceğim. Sen yeter ki tamam de. Hem belki hayallerimizin beyaz atlı prensiyle bir partide karşılaşacağız. Abartma sen. Kızım kader diye bir şey var. Bu davetiye boşuna bizde değil. Ben hissediyorum ya. Bu parti bizim bütün hayatımızı değiştirecek. Ya kötü yönde değiştirirse? Ya gece dışarı çıkalım diyorsun hem de izin almadan. Hiç mi korkmuyorsun Ebru? Ya neden korkacakmışız? Gazozumuza hap mı atacaklar? Komik olma. Thank you.
canım benim. Çok özlemişim. Ne kadar da büyümüşsün. Kocaman bir genç kız olmuşsun. Gel bakalım. Ama benim asıl merak ettiğim, aklın da o derece büyüdü mü? Vallahi sen de hep aynısın amcacığım. Şu gençlik iksirinin sırrı ne? Teşekkür ederim. İyi ki 25. yıl kutlaması yapıyoruz, yoksa yüzünü göremeyecektik. Nasıl? Okul falan, dersler, yoğunsun herhalde. Aynen aynen, felaket. Neyse, sonunda kavuştuk. Gel oturalım. Evet. Volkan'la Damla'yı duyunca nasıl şaşırdım anlatamam. Size de sürpriz olmadı mı? Vallahi iyi saklamışlar ilişkilerini bunca zaman. Bravo. Yengem ne düşünüyor? Akşam artık kendilerine sorarsın. Ben şey diyeceğim. Memlekette dönemeyecek kadar derslerine yoğunlaştığına göre herhalde seneye mezun oluyorsun, öyle değil mi? Tabii tabii. Seneye kesinlikle biter okul. Alara niye yalan söylüyorsun? Okula gönderdiğimiz para geri geldi. Araştırdık, sorduk. Okuldan atılmışsın. Vallahi sen üzülme diye söylemedim. Yoksa korktuğundan falan değil. Hem atıldıysam atıldı. Benim hayatım. Ha yani özür dileyeceğin yerde bir de meydan okuyorsun, öyle mi? Beni azarlamayı keser misin artık? Okulda, diplomada umurumda değil. Bana bak küçük hanım. Anlaşılan seni fazla başıboş bırakmışım. Bundan sonra Amerika falan yok, anlıyor musun? Burada seni bir okula nakledireceğim. Adam gibi okuyacaksın ve mezun olacaksın. Hiçbir zaman da sözümden çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Ben çocuk değilim. Bana karışamazsın. İstediğim gibi karışırım. Sen bana kardeşimin emanetisin. Soyadımı taşıyorsun. Babana ve ailemize layık olacaksın. Anladın mı? Gidiyorum. Gelmekle hata ettim zaten. Hiçbir yere gidemezsin. Ne yapacaksın? Odaya mı kilitleyeceksin? Pasaportun yok. Bana tuzak kurdun. Senden nefret ediyorum. Bak ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Şimdi biraz dinlen. Akşam kutlamaya katılacaksın. Şoför gelecek, alacak seni. Olay istemiyorum. Bundan sonra yaptığın her yanlışın bir cezası olacak. Bunu o kafana sok. Anladın mı? Kutlamana da sana da lanet olsun. Gelmiyorum hiçbir yere. Gelmeyeceğim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ay asma suratını Melek ya. Sen her şeyi bana bırak. Ben elbiseleri de bulacağım. Annemlerden izin de alacağım. Ebru taktın mı takıyorsun ya. Parti falan yok, unut. Ya 40 yılın başı bir şey istedim, onu da yapmıyorsun. Aşk olsun. Ben senin için her şeyi yaparım ama Melek. Ben de senin için her şeyi yaparım. Ama bu olmaz, yanlış. Ben senin için yanlış da yaparım Melek. Pasaportumu verin. Şey efendim, henüz kayıt işlemleri... Hemen pasaportumu vermezseniz polis çağırırım. Bakalım amcam o zaman sizi kurtarabilecek mi? Pasaportunuzu Fikret Bey'e teslim ettik. Bunun hesabını vereceksiniz. Şey efendim, Fikret Bey otelde beklemenizi emrettiler. Bana kimse emir veremez. Şimdi çekil önümden. Ne oluyor be? Çalıştırın şunu. Ya çalıştırın sonuna. Thank you.
Demir Güner, sonunda olman gereken yerdesin. Kapının önü. Alara Korel, hiç değişmeyeceksin değil mi? Sen de olmaman gereken yerdesin. Kapının dışı. Hadi gidiyoruz. Bırak kolumu. Kendim giderim. Amcama da söyle, çeksin seni peşimden. Sana dadılık yapmaya gelmedim. Toplantım var. Okuldan atıldığını da sen ispiyonladın değil mi? Ben çırpındıkça sen mutlu oluyorsun. Amcamı avcunun içine aldın. Şirkete ortak oldun. Her dediğini yaptırıyorsun. Ama yakında ipini çekeceğim seni. Alara yeter. İşim gücüm var. Uğraşamam seninle. Hadi odana. Gitmiyorum odama filan. Alara yeter. Lütfen. Toplantıdan sonra geleceğim. Amcanı arayacağız ve konuşacağız. Şimdi kimseyi zor durumda bırakmadan odana çık ve beni bekle. İmdat! Yardım edin. Ne lütfen yapıyorsun? Kurtarın beni. İmdat! Alara ne yapıyorsun? Yardım edin lütfen. Ya, ne oluyor ya? Ya bırakın beni. Ya, çekin elleriniz üstümden. Ya bırakın. Bıraksanıza. Kapısında biri beklesin. Başka türlü baş edemezsiniz. Ya geçerken Zeliha'nın dükkana uğrayalım. O bizim elbise işini çözer. Ay hayır Ebru ya. Kızı niye zor durumda bırakalım? Ama sen kimseden bir şey isteme. Ben konuşurum. Annemlere de bir yalan uyduracağız artık. Ama sen açma ağzını. Onu da ben hallederim. Saçma bir parti için bir sürü yalan söyleyeceğiz. Ben istemiyorum ya. Sen de tek başına gideyim deme. Ya bir gece ya. Sadece bir gece. Hatta birkaç saat. Ya ne olur her şeyi unutsak. Korkularımızı, bu lanet mahalleyi, kuralları yok saysak. Ya ben o partiye gidebilmek için ölüyorum, anlamıyor musun? Anlamıyorum Ebru. Özür dilerim ama anlamıyorum. Of! Dünyanın en sıkıcı arkadaşısın. İyi günler kızlar. Bir şey lazım değil mi ya? Uğramıyorsunuz hiç. Lazım. Bize şuradan bir çamaşır makinesi, bir de mini fırın sarıversene. Dükkan sizin olsun. Çeyizleriniz benden. İsteyin ev düzeyim size. Melek, nasılsın? İyi, sağ ol. Hadi. İyi günler. Kız, adam sana ev döşerim diyor. Sen yüzüne bakmıyorsun. Ya Allah'ım, bir de durup konuşuyorsun. Gören ne olacak, laf çıkacak. Aman, laf çıkarsa Hikmet sana basar nikah. Ne olacak? Ne? Sen bu mahalleden çıkmaya korkarsan olacağı o. Ya beyaz eşyacıya varacaksın ya da dolmuş şoförüne bir şey. Bir isteğiniz olursa ben kapıdayım Alara Hanım. Bir de kapıma nöbetçi diktiler. Kafayı yiyeceğim. Yeter ya, yeter. Benim buradan çıkmam lazım ya. Bir şey yapmam lazım. Ben Kemal. Hemen doktor getirin. Alara Hanım bayıldı. Ambulans. Ambulans. Merak etmeyin. Hemen doktor geliyor Alara Hanım. Aa Halil. Bu senin abinle tam gelecek günü buldu. Ha? Ne oluyor acaba? Oğlum delirdin mi sen? Ne demek evi satacağım? Ne yaparız karkış? Uzatma analık. İş kuracağım, para lazım. Çıkarsınız kiraya. Haber veriyoruz işte de. Eve bakın yavaş yavaş. Melem, kızım hoş geldin. Söylemedi deme. Hadi eyvallah. Hoş geldin abi.
Şişt, bana bak. Ne o salına salına yürümeler? Ne salınması abi? İşten geliyoruz. Bıraksana oğlum kızı. Ne günahını gördün? Gözüm üstünde. Anladın? Senin bu bebeği abi var ya, Allah düşmanıma vermesin. Manyak bu be. Şey, nasılsınız Meryem teyzeciğim? Sağ ol, şükür. Bediye'ye selam söyle. Anne, hı. Abim niye gelmiş? Bak kötü bir şey yok değil mi? Yok yavrum, bir şey. Horozlandı gitti işte. Hadi yavrum, hadi geç. Üşüdük. Ben sobaya odun alayım, geliyorum. Nerede kışta evsiz babasız ne yaparsın? Açlıktan olabilir. En son ne zaman yemek yediniz? Yeni. Kesin zehirlendim. Midede bulantı. Tansiyon normal görünüyor. Zaten zehirlenme olsaydı tansiyon düşük çıkardı. Midem bulanıyor. Başım da dönüyor. Hastane. Ambulans. Herhangi bir ilaç aldınız mı? İlaç? Evet. Evet aldım, kesin ilaçtan. Ambulans. Ambulansa gerek yok. Hadi gidiyoruz. Mutlaka midesinin yıkanması lazım değil mi doktor? Evet, evet. Mecburen hastaneye gidiyoruz. Size de getirsinler. Yok, yok iyiyim böyle sanki. Emin misin? Seninle hastaneye geleceğime ölürüm daha iyi. Ölmezsin merak etme. Geçmiş olsun. Fikret'cim nerede kaldı bu kız? Hani şöyle gelip efendi efendi oturduğunu bir görsek. Merak etme gelir. Vakit var daha. Şoförü gönderdim almaya. Ben şöyle geçeyim müsaadenizle. Alara hala ortalıklarda yok. Her şey kontrol altında bu. İnşallah. Biz de tam bunu konuşuyorduk. Biraz abartmıyor musunuz acaba? Kız yol yorgun sonuçta. Gelir birazdan. Tamam. Sustum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Damlacığım, Alara İstanbul'da diye duyduk. Hani nerede? Arayıp haber de vermedi. Sedef'ciğim yani Alara işte ne diyebilirim ki? Beni bile aramadı düşün. Bekliyoruz gelmesini bakalım. Sen de kayıplardasın Demir. Hayırdır? Bu kadar çok çalışma ama. Ne zaman ortalarda oldum ki berrak değil mi ama? Alemsin güzel kız, kendini özetiyorsun diyor işte. Demir. Ya şu Alara'yı arasam mı diyor acaba? Bizim deli kızdan tek sen anlıyorsun. Fikret abi, benden ne istersen iste ama Alara deme. Ya bugün yeterince uğraştım zaten. Gelmiyorum. Amcama da aynen deyin ki, o benim hayatımı mahvederse ben de onu rezil ederim. Şimdi herkese desin ki, ben yeğenimi otel odasına kilitledim, o yüzden burada değil. Kapımda da dikilmeyin, defolun.
Öldüm acımdan. Sen sofrayı kurana kadar yatsı okunacak. Hazır hazır. Ben çalışıyorum sadece. Sen otur. Aman aman. Kızımın kibarcık sofrasına gel. Kız bu sofrayı bir de kaldırmak, tabakları yıkamak var. Su faturasını senin okul mu ödeyiverecek? Şu uygulama sınavlarını bir geçeyim. Diplomamı da alayım, faturaları düşünmeyeceğiz anneciğim. Ben sana bulaşık makinesi de alırım. Sen onu bana değil, kendi çeyizini alırsın artık. Al bakalım. Domates çorbası mı? Yok. Önceden pirinçti de senin sofrayı görünce utandı, kızardı gariban. Gelmezse gelmesin. Söyleyin ona, otelden dışarı adımını atamaz. Fikret'ciğim. Gazeteciler başlamadan önce bir aile fotoğrafı almak istiyorlar. Tamam, geliyorum. Peki, Alara'yı beklemeyelim mi? Hayır, beklemiyoruz. Gelmiyormuş. Hayatım, tamam. Üzülme. Hatta bırak, unut, yok say onu, yok say. Bırak hatta dönsün Amerika'ya geri. Hiçbir yere gidemez. Okuldan atılmış. Ne? Ama ben onu adam etmesini biliyorum. Acıktım. Yiyecek bir şeyler hazırlasınlar. Çabuk. Ne hazırlatalım efendim? Füme somonlu salata. Hemen gelsin. Dur sen dur. Dur, ben bakarım. Dur. Sen otur. Ay Bedriye, hoş geldiniz kız. Hoş bulduk. Gel, gel. Bu kızlar Zeliha'ya yardıma gideceklermiş. Sabah gelinlik yetişecekmiş. Ben de evde kuku mankuşu gibi oturmayayım, sana geleyim dedim. Kızım niye demiyorsun? Gel biz de senden laflarız. Ay unuttun değil mi Melek'ciğim? Bak söz verdik, çok ayıp olur. Yok unutmadım da ders çalışmam lazım benim. Gidin kızım, gidin el verin acık, sevaptır. Hem beraberce başladınız mı çarçabuk biter. Gelince çalışırsın. Hadi o zaman biz çabuk gidip çabuk dönelim. Tamam. Bedriye, seni Allah gönderdi. Kıza da demeyeyim diyorum ama başımızda nasıl bir bela var bilsen. Hayırdır? Halil evi satıyor. Allah'ın cezası. Kız Zeliha dükkanda bekliyor. Gelin başı da yapacakmış bizi. Abartma. Elbiseleri ütüledim. Hadi hemen saça makyaja geçelim de sonra giyinirsiniz. Kırışmasın. Yakalanırsak geberteceğim seni, biliyorsun değil mi? Kızım yakalanırsak annen seni, babam da beni gebertecek. Yani bak Halil abinden hiç bahsetmiyorum bile. Kendine başka bir tehdit bul canım. Bu tarafa bakar mısın? Demir Bey bu tarafa bakar mısın? Bir tane birlikte alabilir miyiz? Şöyle alabilir. Bir tane daha. Bu kamera lütfen. Demir Bey. Buraya bakar mısınız?
Alara Hanım'ın bu geceye katılmak için İstanbul'a geleceğini duymuştuk. Asude Hanım, buraya bakar mısınız? Evet. Doğru duymuşsunuz. Sırf bu gece için Amerika'dan gelmişti. Fakat hem yol yorgunluğu hem yaşadığı jet lag ve ani bir rahatsızlıktan dolayı doktoru aramızda olmasına müsaade etmedi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Efendim, biri birlikte alabilir miyiz? Özgür Bey, bir tek bir fotoğraf bu kameraya lütfen. Demir Bey, bu tarafa. Bir tane daha lütfen. Teşekkür ederim. Alo. Savaş, bana bir iyilik yap. Hemen bizim otelin otoparkına gel. İyi misin? Neler oluyor? Hasta olduğunu söylediler. Dediğimi yap, acele et. Dur, dur. Gelme. Benden haber bekle. Gözlükleri de takma sakın ha. Tamam. Oha. Yıkılıyorsun kızım. Elbise çok güzelmiş. Ah, harcanıyorum bu mahallede. Kız, bu çok pahalı bir markanın tıpkısının aynısı. Necla katalogtan gösterdi. Gittiği evin hanımı istemiş. Yaptık işte. Seninki de öyle. Aman dikkat edin ha, bir şey olmasın. Vallahi Necla parasını peşin verdi. Bir şey olursa mahveder beni. Tamam, merak etme sen. Dur, ben bir taksi çağırıyorum. Ayakkabılar sıktı, rahat edemedim. Aman idare et işte. Zeliha'cığım, biz 2-3 saate kadar döneriz. Biz gelmeden de sakın dükkanı kapama. Bir aksilik olursa da haberleşiriz. Alo, iyi akşamlar. Bir taksi isteyecektim. Melek, aman dikkat edin ya. Sen buna çok güvenme. Başına bir iş gelmesin. Savaş, çıktım ben otelden. Nerede buluşalım? Yeni bir mekan açılışı var. Büyük parti olacak, tam senlik. Orada buluşalım mı? Peki nerede bu büyük parti? Şimdi konum atacağım ben sana. Şeylere de verdiğimiz paraya da değse bari. Sonunda bana teşekkür edeceksin. Efendim. Çok özür dilerim ama Alara Hanım kaçtı. Tadını çıkaralım. Her gün yalan söylemiyorum Ebru. Gerginim, anlasana. Ay kasma bu kadar.
Ya nihayetinde söylediğimiz beyaz bir yalan. Kimseye zararı yok ki. Ay hadi girelim de biz de zengin ve ünlü olmak nasıl bir şeymiş görelim. Ay çok heyecanlı hadi. Yavaş. Hoş geldiniz efendim. İyi eğlenceler. Tamam. Teşekkürler. Benim araba otelin otoparkındaydı. Anahtarı üstünde bırakmışlar. Onunla gitmiş. Trafiğe bilgi verildi. Arıyorlar her yerde. Yani adam yaralama, hırsızlık. Ne ararsan var bu kızda ya. Hayır yani. Nasıl terbiye vereceğim bilmiyorum ki. Fikret'cim ne oldu? Yok bir şey hadi. Sonra konuşuruz. Kesin Alara bir hatlar karıştırıyor anne. Hiç bana kaş göz yapma. Ya şu düştüğümüz duruma bak ya. Böyle bir gecede diken üstündeyiz. Bir an önce gitse de kurtulsak. Ay Allah'ım inşallah düğünümüze falan gelmeye kalkmaz ya. Maalesef gelecek tatlım. Çünkü okuldan atılmış. Amerika'ya falan gitmiyor yani. Fikir değiştirdin hayatım. Çok kalabalıktı. Bir de şimdi fotoğraflarımı falan çekecekler. Zaten başım belada. Bak bu anlattıklarımın hepsi aramızda kalacak. Saçmalama. Ben sana ne zaman kazık attım? İhtiyar pasaportuma el koydu. Burada bir okula yazdıracakmış beni. Otelde de kapımın önüne adam dikti. Zor kaçtım geldim. Tatlım neler olmuş ya? Ben de davette göremeyince şaşırdım. Hasta dediler senin için. Hastayım evet. Kafadan hasta ettiler beni. Benim bu pasaport işini hemen çözmem lazım. Yoksa ölürüm ben burada böyle hapis. Derdim pasaport olsun. Ben hallederim. Nasıl yani? Tanıdıklarım var diyelim. Hallederler diyelim. Ama birkaç gün sürer. Bir tanesin sen. Kaç paraysa sabah hemen yollarım. İsterlerse 5 katını veririm. Yeter ki ellerini çabuk tutsunlar. Merak etme, rahatla şimdi. Ne içersin? Yok, gitmem lazım. Bu pasaport olayı hallolur diyorsun yani. Para varsa problem yok bebeğim. Ama hemen gitme, kal biraz. Beni mutlu edersen... ben de seni mutlu ederim. Anlaştık. Ben bırakayım istersen otele, yalnız gitme. Gerek yok, kendim giderim. Çocuğu tanıdın mı? Berk bir şey. Ay gazetelerde görüyorum hep. Yanındaki de mühim biri. Ay hatırlayamadım. Burcu. Bu fotoğrafları herhangi bir yerde paylaşmayı düşünmüyorsun umarım. Ah, maalesef hayır. Ama bu fotoğrafları sosyal medyaya yüklesen var ya. Deli gibi like alırdım. Yapmasana. Görecekler. Aman görsünler ne var. Beğendim çekiyorum dedim. Ben dışarı çıkıyorum. Sen fotoğraf albümü tamamlayınca gelirsin. Ya bıraksanız ben bulurdum Alara'yı. Mekanın açılışı vardı. Kesin oraya gitmiştir eğlenmeye. Ya gidip baksak mı bir? Ay sokaklarda Alara aramayalım istersen Volkan'cığım. Kendi evine gitmiş olabilir mi Fikret? Baktıralım mı birine? Yok. Kazadan beri adımını atmadı oraya gitmez. Ay zaten o evde niye öyle mabet gibi duruyorsa...
Anlamış değilim yani. Satın bir şey yapın. Tuhaf yani. Anlamadım ki ne oldu. Alışana kadar birkaç gün dizginleri elimde tutayım istedim ama... çok mu abarttım acaba ya? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Pes yani Fikretciğim, pes. Ben kaldıramayacağım, artık yatmaya gidiyorum. Hayatım. Hadi ben de gideyim artık hayatım. Yani Alara kim bilir nerede nasıl eğleniyor? Biz burada dertleniyoruz baba. Sen de git yat lütfen artık. Seni geçireyim canım. Herkes dağılıyorsa ben de geceleri akayım o zaman. Alara'yı görürsem haber veririm. İyi geceler. İyi geceler. Enişte, sen bana takıl istersen. Ya sen bıraksana benim nişanlımın yakasını. Hadi git nereye gideceksen. Tamam be kızım, sustum. Hadi ben kaçtım. Eve varınca haber ver hayatım. Çok zor bir gece oldu. Şimdi senin sesini duymadan uyuyamam ben. Aile dertlerimizle de yorduk seni. Kusura bakma, olur mu? Damla, merak etme, eve gidiyorum. Konuşuyor çocuklarla. Arkadaşım yorgun biraz. Benim zorumla geldi. Ben tanıyorum galiba arkadaşını bir yerden. Daha önce görmüş gibiyim sanki. Bilmem ya, böyle ortamlardan falandır belki. Adı neydi arkadaşının? Şey işte. Aa! Kızım liseden beri görmüyorum seni ya. Yurt dışındasın sanıyordum. Geldin mi? Yok, bir yanlışlık var herhalde. Alara'cığım, Berk ben, Berk. Hatırlamadın mı? Liseden arkadaşım ya. Çok değişmişsin sen ya. Aa, Alara Korel değil mi lan o? O vallahi. Savaş abi geldi demişti. Sabah da bir fotoğrafını çekip yollamış zaten. Evet evet, gördüm hadi. Hatırlamamış. Lise arkadaşım. Gel, gel, gel. Çok değişmişsin Alara, ya. Alara, Alara Hanım. Yok, yok, hayır ben değilim. Hayır. Alara Hanım. Ben bir yanlışlık var herhalde. Alara Hanım. Bravo! Bravo!
beni yalnız bıraktınız. Sakin ol. Yani geçti işte, tamam. Ya sus Ebru ya, sus. Ben dedim sana işte gelmeyelim diye. Ya olan oldu. Hem bitti gitti işte. Kaçmasan bu kadar büyümeyecekti. Nasıl kaçmayayım ya? Nasıl kaçmayayım? Herkes fotoğrafımı çekiyordu. Ya internete düşerse? Ya birileri görürse, yalan söylediğimiz ortaya çıkarsa? Allah'ım rezil oldum ya. Şu halime bak. Ya seni başkası sanıp çektiler. Merak etme. Kim ne yapsın senin fotoğrafını? Ha? Sakin ol. Of, elbiseyi de mahvettin. Ne diyeceğiz Hilal'e şimdi? Kızın başında derde sok. Bile bile yapmadın ya. Hem o da arkadaşımızın ağzını açmaz. Allah'ım yapmayacaktık işte. Gelmeyecektik bu parti. Yalan söyledik, cezalandırıldık. Ben biliyordum başımıza kötü bir şey geleceğini. Dedim ben sana Ebru, dedim. Kurudu mu kız saçların? Nemli hala. Annem anlamaz inşallah. Elbise için çok özür dilerim. Affettim desem ne olacak Melek? Beni kim affedecek? Ha, bin kere de tembih ettim ha, dikkat edin diye. Ay ne elbiseymiş ya. Bir iyilik yaptın, burnumuzdan getirdin. Ha, sen ne kadar yüzsüzsün ya. Hani büyük arkadaştım ben? Ha, iyilikten maraz doğarmış yani. Sen kendini her şeyden sıyır, cefayı zela çeksin öyle mi? Bak kızım, benim tepemin tasını attırma. Kızlar, ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz? Yok bir şey ya. Ben elbisenin taşlarını yanlış dikmişim de. İşimiz uzadı. Zeliha da ona söyleniyordu. Canım arkadaşım benim. Ben kendimi affettireceğim, söz. Hadi gidelim. Gel kızım, gel gözümün nuru. Soğuk bak, üşümüşsündür. Sıcak çay var. Dökeyim ben sana annem bir bardak. Yok yorgunum, ben uyuyacağım. Sen sınavın var dediydin de ben ondan şey ettim. Tövbe bismillah. Ne oldu ki bana? Mm-hmm.
Ne var amca ya, ne var? Neredesin sen? Hemen eve geliyorsun. Hemen. Tamam, geliyorum ya. Yeter artık, ne olacaksa olsun yani. Terbiyesize bak ya. Hala dikleniyor. Geliyor mu? Gelecek tabii. Tıpış tıpış gelecek. Adım gibi eminim özellikle yaptı. Bittim. Bittim ben, rezil oldum, mahvoldum. Sen bitmedin. Bu fotoğraflardaki sen değilsin. Benim? Hayır, değilsin. Kimse bir şey ispatlayamaz. Sonuna kadar inkar edecek. Dur bakalım ya. Çok merak ettim. Adı neydi? Ala. Doğru. Bakma. Bakma, unutmak istiyorum. Hadi be. Açsana, ölmüş bu telefon ya. Koşa koşa amcamla kavgamı seyretmeye mi geldin? Patlamış mısır da ister misin? İnan bana, Şımarık Kızın Günlüğü zannettiğin kadar eğlenceli bir film değil. Hatta çok sıkıcı. Kalsaydı, acelesi yoktu. Kapıma adam dikmeseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. De kurulmuş. Hiç kendini yorma amca. Evet, kaçtım. Ben artık çocuk değilim. Senin istek ve emirlerine göre yaşayamam. Ver pasaportumu gideyim. Herkes de kurtulsun. Bu rezalet seni hiç mi utandırmıyor? Bir de gelmiş karşıma dikleniyorsun. Ne rezaleti ya? Ne yapmışım ben? İşte bunu yapmışsın. Hatırladın değil mi? Mümkün değil. Bu ben değilim. Bak, bu iyiydi. Pes Alara. Artık ben senden korkmaya başladım ya. Yani yalancılık sende hastalık haline almış. Yalan filan söylemiyorum. Ben değilim. Fotomontaj filan herhalde. Güzel. İtiraf et, ceza indirim olursun ha. Tatlım, ne içtin sen dün gece ya? Yeter artık. Kesin. Hemen yeni okuluna kayıt yaptırmaya gidiyoruz. Ve en kısa sürede şirkette çalışmaya başlayacaksın. Demir'in yanında. Şirketten aldığın maaşla yaşayacaksın. Kredi kartlarını falan iptal. Bu ev artık senin evin olacak. Yukarıdaki misafir odalarından birini ayarladın şuna. Bana tuzak kurdunuz. Beni köşeye sıkıştırmak için siz çıkardınız bu haberleri, değil mi? Şirket gecesine gelmeyip partileyen Alara tablosu her yaptığınızda aklı çıkaracaktı. Hayatımı, paramı, her şeyimi alıp beni köleniz yapacaktınız, değil mi? Akbabalar. Ama pardon, şirket benim de şirketim. Ya hakkımı verirsiniz ya da dava açar zorla alır. Hiç böyle bir mecburiyetimiz yok. Ne demek yok? Sen karışma. İşletme dersi almadın mı sen? Kâr payı yıllık dağıtılır. Sen hakkını aldın. Yasal olarak da gelecek yıla kadar bir kuruş alacağın yok. Alara, bu yaşadığın hayat hayat değil. Benim tek amacım kardeşime verdiğim sözü tutmak ve sana sahip çıkmak. Bir gün bu söylediğimi çok iyi anlayacaksın. Babamın arkasına saklanıp durma. O yok diye bana bunları yapabiliyorsun. Emin ol, baban yaşasaydı benim yaptığım şeylerin aynısını yapardı. Terbiye edileceksin Alara. O diplomayı gelip önüme koyacaksın. O zamana kadar da benim kurallarıma tabisin, anladın mı? Şimdi beraber okula gidiyoruz. Tek bir şartım var. Asla bu evde yaşamam. Ailemin evinde kalırım. Nasıl istersen.
Ama yaptığın en ufak bir hatada bu anlaşma bozulur. Anlıyorsun değil mi? Gelir dizimin dibinde yaşarsın. Anladın değil mi? Bravo. Çok iyi iş çıkardınız hanımlar. Ama bundan sonra Alara Korel diye bir düşmanınız var. Unutmayın. Hadi Alara, hadi. Şurpsuza bak ya. Uçmuş anne. Uçmuş iyice bu. Sen bir de büyümüştür, akıllanmıştır diyordun. İyice delirmiş. Bence babam onu okula değil de hastaneye götürsün. Hadi siz dedikoduya devam. Biz şirkete kaçıyoruz. Demircim, sana da sabırlar diliyorum vallahi. Babam başına büyük iş açtı. Gerçekten inanamıyorum. Hadi hayırlı olsun. Hayatımı mahvettiğim için pişman olacaksın. Şimdi böyle söylüyorsun ama bir gün gelecek teşekkür edeceksin. Alara. Lütfen kendine gel artık, tamam mı? Lütfen. Nasihat faslını kısa keselim de şahane okulumu keşfedeyim ben. Tamam. Ah. Artık bir şuursuzluk yapmayacağını düşünüyorum. Tamam ya, tamam. Allah'ım, inşallah peşime düşmezler. Oha! Oha Melek, şuna bak. Aynısınız. Yok artık, ikiz gibi benziyorsunuz. Baksana. Kız çok güzelmiş. Benziyor muyuz gerçekten? Yani senin bu halini gören ne alakası var der. Ama işte öyle süslenip püslenince vallahi benziyorsunuz. Allah'ım, ne olur peşime düşmesinler ya. Sosyetik güzel kayıp ikizini buldu. Az sonra. Of Ebru ya. Neredesin Savaş ya? Koray bizim okula geldi diye bir söylenti duydum ama inanamadım. Gerçekten sensin. Hoş geldin canım. Selam tatlım. Haberler fena. Ama sıkma canım, unutulur. Nelerin unutuldu? Ama bazen de unutulmuyor biliyorsun. Senin Selim'i kulüpte bastığın gece hala konuşuluyor. Ay, geçen Face'te yapılan caps'leri gördüm. Çok komikti ama, kabul et. Güldünüz, eğlendiniz. Fena mı oldu? Canım, senin ne işin var bizim okulda? Anlat hadi. Kayıt oldum canım. Hadi yayın herkese. Ben bu kızı yolarım. O deliyse ben sır deliyim. Gördün değil mi başıma gelenleri? Ben o açılışa gitmedim. Biri bana komplo kurdu. Bunlar fotomontaj. Bana yardım etmen lazım. Birileri benimle fena uğraşıyor. Vallahi kayıp ikizin dublörün falan desen anlayacağım da... Bunlar hiç fotomontaj gibi durmuyor Alara. Savaş, sen de mi bana inanmıyorsun? Bu ben değilim. Biri bu fotoğrafları herkese servis etti. Onu bulacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Çeken çocuklarla konuştum. Tanıyorum da hepsini. Oradaymışsın. Ben daha ne yapıp ne yapmayacağım unutacak kadar bulamadım Savaş. Unuttuğunu düşünmüyorum zaten Alara. Yalan söylüyorum, öyle mi? Çocuklar gözümüzle gördük, çektik diyorlar.
bu fotoğraflar da gerçek. Ne yani? Ya biri senin kılığında açılışa gidip ortalığı mı karıştırdı? Ha? Göreceğiz. Senin çocuklara söyle de zahmet olmazsa şu taksinin plakasından durağını falan bulsunlar. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Hadi kızlar, kolay gelsin. Sağ ol. Kızım toparlansan artık, göze batıyorsun. Herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Evet işte, sana öyle geliyor. Sen Alara Korel değilsin. Senin adın Melek. Toparlan artık. Hah. Halloldu mu kardeşim? Tamam, ver durağın adını. Telefonunu da alayım. Tamam. Sağ ol dostum. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Birileri benimle uğraşıyor. Ve bunun bedelini ağır ödeyecekler. Sen şu pasaport işini ne yaptın? Asıl kötü haber o Alara. Ya benim adam yakalanmış. Yani başkasına bakıyorum ama o iş biraz yaş gibi. Kahretsin. Para yok, pasaport yok. Nasıl kaçacağım ben buradan ya? Bir sen akıllısın değil mi Alara? Şeytan azap da gerek. Biraz azap çek bakalım. Tamam hayatım, tamam. Hadi ben seni arayacağım. Hadi bay bay. Ne haber? İyidir Volkan, senden? Kuzen, ben bittim ya, bittim. Kafayı yiyeceğim. Ne oldu? Abi, Damla bana nefes aldırmıyor ya. Delireceğim. Daha evlenmeden böyleyse evlenince kim bilir ne olacak? Evlenmezsin o zaman. Mecbur musun yani? Abi, saçmalama. Damla kaçırılacak kız mı? Güzel, eğitimli, iyi bir aileden geliyor. Çok da yakışıyoruz. Hem sen niye öyle kestirip attın? Dertleşiyoruz şurada. Yani bu saydıkların bir kadınla evlenmek için yeterli mi bilemedim. Yılların bekarıyla evlilik konuşursan böyle olur işte. Abi, ben Damla'yı seviyorum. Artılarını bir tarafa, eksilerini bir tarafa yazarsak onunla evlenmek için, ayrılmak için bulacağımdan daha fazla sebep bulurum. Bir kadınla hayatını geçirip geçiremeyeceğini anlamak için muhasebe defteri tutmana gerek yok ki. Bilirsin zaten. Odur ya da değildir. Vay. Müzmin bekar kuzenime bak sen ya. Abi ben de merak ediyordum bu kadınlar niye senin peşinde diye. İşte tam bu yüzden senin peşindeler. Sen diyorsun ya ben o aşk meleğini arıyorum diye. Onlar da alıyorlar kokuyu. O melek benim, o melek benim diye kanat çırpıp duruyorlar. Bravo ama. Ben kullanırım bunu. Yahu evleneceksin. Şu uğraştığın şeylere bak. Kız sana tasma taksa yeridir. Abi bakma sen bana ya, benim dilimde. Şu koca şirketi yönetmek, Alara'yı yönetmekten daha kolay ya. Olacak şey değil. Neyse. Sonuçta okula yazdırdık. Bitti bu iş. Yazdırdın da giderse tabii. Giderse ne demek ya? Gidecek tabii. İyice bir çektim kulaklarını. En azından bir süre daha problem çıkarmaya cesaret edemez. Buraya mı bıraktın? Emin misin? Vallahi vallahi buraya bıraktım. Şuraya girdim biz. Ben değilim diyorum. Neyse bekle beni burada. Çattık ya. Uyur gezer midir nedir? Aa, şey. Ne oldu? Hortlak görmüş gibi kaldın. Bu kız kim? Öt bakalım. Ben vallahi bilmiyorum. Nereden bileyim? Hemen cevap ver.
Bak taksici dışarıda. Kızı buraya bıraktığını söylüyor. O zaten yandı. Seni de yakmayayım. Hemen eliyle koymuş gibi. Yani yemeğe geldi belki. Bittim ben. Ya nereye bittin, abartma. Baksana sipariş veriyor. Hadi kaybol göz önünden. Kaybol. Niye bana doğru geliyor? Ha? Melek, taş salonundaki 5 numara seni görmek istiyor. Kaç hemen. Melek arka kapıya kaç, kaç. Melek, beni istemişsiniz. Otur. Otur şuraya. Bu fotoğraftaki sensin. Öyle mi? Özür dilerim. Kes mızırdanmayı. Kaldır başını. Düzgün bak. Şu sümsük halinle ve o koca benim yanımdan geçemez. Kim tuttu seni? Anlat bakalım. Kimse. Hiç kimse. Ben sadece partiye gittim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bir anda fotoğraflarımı çekmeye başladılar. Ben de korkup kaçarken düştüm. Ama ben kimseye zarar vermek istemedim. Yemin ederim. Bana yalan söyleme. Pişman ederim. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Doğruları söylüyorum. Ben sizi zor duruma sokacak, size zarar verecek bir şey yapmak istemedim. Sizi tanımıyorum bile. Yani sen süslendin, püslendin, o partiye gittin. Gazeteciler de seni ben sandılar. Hepsi bu kadar. Öyle mi? Karanlıktı. Ondandır belki. Bilmiyorum. Ama yemin ederim doğruyu söylüyorum. Kalk gidiyoruz. Önce amcamla yüzleşeceksin. Sonra bir basın toplantısı yapacağız. Bana anlattıklarını aynen anlatacaksın. Yürü. Yapmayın ne olur. İşten atılırım. Okuldan atılırım. Abim beni öldürür. Annem. Annem kimsenin yüzüne bakamaz. Ne olur affedin beni. Ya. Hayatta her yaptığımızın bir bedeli var. Ben ödüyorum. Sen de ödeyeceksin. Yürü. Şey... Çantamı falan alayım. Tamam, çabuk. Ne
Hadi elini çabuk tutsana. Dik dur, dik. Kaldır başını. Hah, şöyle. Geç şuraya. Ama bu nasıl... Kes sesini. Şimdi başıma açtığın belayı temizleyeceğiz. Gazetecilerin önünde benden özür dileyeceksin. Hayır, hayır ne olur yapmayın bunu bana lütfen. Ben mahvolurum, beni işten atarlar. Anneme bakıyorum. Okuldan atarlar. Ne olur merhamet edin bana. Benim son senem ben mezun olacağım. Sen benim hayatımı mahvettin. Ben de senin hayatını mahvedeceğim. Ödeşeceğiz. Ne isterseniz yaparım, ne olur. Sen benim için ne yapabilirsin ki? Şaka mısın? Lütfen, lütfen aramayın, lütfen. Ay yeter, kes, tamam. Özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Ne okuyorsun sen? Turizm. Derslerin iyi mi? Kafan çalışıyor mu bari? Derslerim iyi. Mezun olacağım işte bu sene. Aman ne güzel. Biraz da benim için okursun. Seni affedeceğim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama bir şartım var. Beni de mezun edeceksin. Olmaz. Olmaz, yapamam. Niye? Dün gece yaptın ya. Alara Hanım, evde misiniz? Ben Nesrin. Git aç kapıyı. Yolla şunu evden. Hadi. Gitsene. Alara Hanım, hatırladınız mı beni? Nesrin ben. Fikret Bey yolladı temizlik için. Hoş geldin Nesrin. Bir ihtiyacım yok. Sağ ol. Gidebilirsin. Peki, nasıl isterseniz. Alara Korel için gereksiz samimisin. Mesafe bilgin sıfır. Tamam. Tamam işte partide karanlıktı, kimseyle de konuşmadım. O yüzden benzetmişlerdir. Yani olmaz, ben beceremem. Becereceksin. Çalıştıracağım ben seni. Okulda yeniyim zaten. Birkaç eski arkadaşım var. Onlardan da uzak durursun. Bak para da vereceğim. Hem de çok. Ne olur benden böyle bir şey istemeyin. Uzattın ama. O zaman ben de gazetecileri arıyorum. Biraz da senin ailen düşünsün. Hayır, hayır, hayır. O zaman kabul ediyorsun. Yapamam. Yapacaksın. Çünkü bana borçlusun. Hemen git üstünü başını değiştir. Yarın sabah erkenden burada olacaksın. Çok işimiz var.
Gelmezsen seni hapse bile attırırım. Duydun mu? Bir kişiye de ağzını açarsan gebertirim seni. Çalıyor telefonun, niye bakmıyorsun? Ebru, sonra ararım ben onu, çalışıyorum şimdi. Aferin benim kızıma. Anasının gururu benim boncuğum. Bak sana portakal getirdim ha, soy ye. Sınavın var, vitamin. Ne oldu bu sobaya? Dur sen dur. Abindir, ben bakarım. Selamun aleyküm. Hadi bakalım analık. Ver şu tapuyu. Yarın da geleceğim, noter edeceğiz. Yok. Ben vermiyorum tapu filan. Ne demek vermiyorsun lan? Ne demek vermiyorum lan? Olmaz ha? Oğlum. Ne demek vermiyorum lan? Olmaz oğlum. Ne konuştuk lan sende? Yok. Ha? Deli mi edeceksin lan sen beni? Çıkın lan şuradan. Çıkın. Oğlum, oğlum bak, bırak. Nerede? Abi. Ha? Evde tapu falan beni yok. Beni katil edeceksiniz lan siz. Abi dur. Oğlum evde akşam değil. Akşam beni katil mi edeceksiniz lan siz? Yapma ya. Lan ne dedim lan ben sana? Oğlum, ne dedim lan sana? Yapma. Ne dedim? Ulan yakarım. Oğlum yapma. Ulan yakarım lan ikinizi de. Abi tamam. Tamam, ben tapuyu bulacağım, vereceğim sana, tamam. Hayır Melek, sakın sen karışma. Oğlum kadın seni var ya, cayır cayır yakarım anne. Ulan! Yakarım ulan! Abi bırak! Katil mi edeceksin lan sen beni? Anne! Bırak annemi! Katil mi edeceksin lan beni? He? Bir topu için yanından mı olacaksın lan? Gebertirim lan kadın seni. Ya. Alara. Çözdün mü bakalım şu esrarengiz olayı? Vallahi çözdüm şekerim. Sümsük bir garson kızı ben sanmış salaklar. Nasıl yani? Garson kızı sen zannetmişler. Bir saniye, bir saniye. Baştan anlatsana şunu. Komplo falan var diyordun hani. Yok ya. Ben öyle sinirden abartmışım. Gittim buldum kızı. Alakamız yok. Fotoğraflarda çok benziyorsunuz. Tatlım onlar fotoğraf. Üstelik gece çekilmiş. Hem Alara Korel'e benzemek kolay mı? Pardon. İşte bunda haklısın. Da ben kızı merak ettim. Kız yaşıyor mu Alara? Zavallının teki. Gittim bağırdım çağırdım rahatladım. Ne yapacağım? Yani şaşırdım doğrusu. Senin rahatlama şeklin genelde intikam almaktır ama. Ay garson bir kızdan mı intikam alacağım Savaş? Hem ben her konuda seçiciyimdir. Biliyorsun. Biliyorum. Ama zamanı geldiğinde intikam alacağım birileri var tabii. Sen bir şey yapmadın Meleğim. Yapmadın. Sus yavrum. Ne olur sus. Doktor bey, oğlum nasıl? Uyandı mı?
Bir şey dedi mi? Hastanızın durumu iyi. Merak etmeyin. Ağrı kesicilerin etkisiyle uyuyor. Buyurun yanına girebilirsiniz. Yok. Sağ olun. Elleriniz dert görmesin. Biz uyuyorsa şimdi ses etmeyelim. Şurada durup bekleriz. Peki. Geçmiş olsun. Sağ ol. Doktor bey. Efendim. Anne. Ali Dursun'un yakınları burada mı? Buradalar. Ailesi şurada oturuyor bakalım. Şunlar mı? Evet onlar. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Anne. Amca. Geçmiş olsun hanımlar. Bıçaklanma vakasının yakınları siz misiniz? Evet. Annesiyim ben. Biz bir ifade alalım. Sizden de olduğunuzdan da. Saldırganı tanıyor musunuz? Siz de yaralanmışsınız. Şey... Memur bey... Ben... Hastanız uyandı. Sizi görmek istiyor. Tamam, ben burada bekliyorum. Hasta iyi olunca onun da ifadesini alalım bir an önce. Anne. Hı. Ben de geleyim ne olur. Gel. Geçmiş olsun yok mu? Var tabii. Özür. Abi ben... çok üzgünüm. Geberip gitmedim diye mi üzgünsün? Kurtuldum diye mi? Oğlum, kız perişan oldu zaten. Değil mi öyle? Polis geldi mi? Hı, geldi. Ne diyeceğiz şimdi onlara? Vallahi ben bacım beni bıçakladı diyeceğim. Değil mi Melek? Yüzüme bak yüzüme. Hiç acımadı diyeceğim. Uçağı sırtıma sapladı diyeceğim. Sonra ne olacak? Ha? Oğlum yapma. Ben seni öz evladımdan ayırmadım. Öksüzsün diye kendi kızımdan önde tuttum. Yeri geldi babana korudum. Bu kızda bir gün saygısızlık yapmadı sana. Bir dediğini iki etmedi. Bu sefer de sen bizi koru. Niye, niye? Ha? Ne çıkarım var de bakayım. Tamam oğlum. Tamam, evi vereceğim. Ha şöyle. Şimdi ikiniz birden bu gece defolup gideceksiniz o evden. Tıpış tıpış gidin, tapumu getirin hadi. Tamam. Hemen getiriyorum. Şişt, bana bak. Polislere hırsız girdi eve deyin, o yaptı deyin. Ben bekleyeceğim. Tapuyu almadan ifade vermeyeceğim. Yan çizmek yok ha. Yoksa yalan ifade suç ortaklığı derken anılık hızlı hapsi boylarsınız ona göre. Hadi. Kesin girdiler birbirlerine ha. O Halil olacak, evi satacağım diye tutturduydu. Ay yoksa niye düşsünler hastaneye değil mi ha? Ay anne. Bilip bilmeden konuşup durmasına felaket telini gibi. Ya dur bakalım, öğreneceğiz. Hem Melek sadece bana hastane değil diye yazmış. Yani belki Meryem teyzenin tansiyonu falan çıkmıştır, basit bir şeydir. Hah, işte oradalar. Geçmiş olsun Aretli. O uğursuz mu yaptı sana bunu ha? Elleri kırılsın inşallah onun ha? Aman, olan da iyi, biz de iyiyiz şükür. Yarın taburcu edecekler. Hadi oyalanmayalım artık buralarda biz hiç. Çamaşır falan getireceğim anne. Hadi yolda konuşuruz. Canım, sen iyi misin? İşe gelebilecek misin? Affet beni anne. Geçti yavrum, geçti. Korkma. Hadi sen işinden gücünden kalma. Hadi. E hadi, biz gittik o zaman. Bir ihtiyacınız olursa arayın. Dikkat etme. Git gel.
Kız gece aradım aradım açmadın. Öldün meraktan. Demek abin sizdeymiş, ondan açamadın. Nasıl hastanelik ettiniz adamı? Deli kuvveti varmış meğer sizde de. Ay anlatsana. Ebru şimdi konuşmayalım, çok yorgunum zaten. Ha bu arada sen öyle apar topar çıkınca işten şef seni sordu. Ben de annesi hastalanmış falan dedim. Bak sorarsa sakın çaktırma. Ebru. Hı. Ben işe gelmeyeceğim. Aa niye? Alara Hanım. Ay ben onu soracağım, ölüyorum meraktan. Bu arada bizi ele veren de Zeliha'ymış. Sen hala ama canım arkadaşım cicim arkadaşım de ona. Çok zor durumda bıraktık kızı. Bizim suçumuz. Of, sen hala milleti düşün. Ay neyse bu sosyetik taksiciyi bulmuş. Taksici de tabii hemen Zeliha'ya getirmiş. Ay yoksa o dedolo seni işten mi kovduruyor? Belliydi halinden ne edepsiz olduğu. Yok. Yok iyi bir insan o. Yani kızdı tabii, bağırdı çağırdı. Ama ben anlatınca acıdı halime. İş buldu bana. Nerede bilmiyorum, bir şirketteymiş galiba. Yarın gel dedi. Maşallah valla. Sen de düştüğün yerden bir avuç toprakla kalkıyorsun. Sen kızı bütün ülkeye rezil ediyorsun. O da sana iş buluyor. İyiymiş. Nerede kaldı bu kız? Gelmeyecek mi acaba? Sonunda. Geç kaldın. Berbat görünüyorsun. Hemen duşa gir. Sonra çalışmaya başlayacağız. Ben geldim ama... Aması maması yok. 100.000 dolar vereceğim. Kabul etmeyecek misin? 100.000 mi? Yani parasından değil de... Tamam. 150.000 dolar. 150.000 mi? Ayrıca alışveriş ve kuaför masraflarından benden. Tamam. Tamam, kabul ediyorum. Paranın açamayacağı kapı yoktur şekerim. Herkesin bir fiyatı vardır. Bak, seninkini de öğrenmiş olduk. Yok. Ben annemi ev alacağım da. Yoksa kabul etmezdim. Para için herkesin bir sebebi vardır. Tuhaf bir kız. Sana vereceğim parayla annene ev mi alacaksın yani? Hı hı. Herkes annesini rahat ettirmek istemez mi? Siz istemez misiniz? Bilmem. Benim annem yok. Öldü. Çok üzüldüm. Tamam hadi duşa hadi. Bir iki gün çalışıp küçük denemeler yapacağız. Sonra da okula gitmeye başlayacaksın. Dur. Gel. Şundan da kurtul artık. Ama derste falan takmam lazım. İyi göremem ki böyle. Ne gördüğün değil. Nasıl göründüğün önemli. Ay iyi tamam. Bundan sonra lens takarsın. Thank you.
geldik en önemli meselemize. Dersimiz... Çevremizi tanıyalım. Bunlar ne? Tarot falı canım. Dağıt şunları. Bunlar asla karşılaşmaman gereken insanlar. Seç birini. Ana kraliçemiz Asude Korel. Amcamın karısı. Kendisinin tek işi benim açığımı yakalamak. Beni yıllardır görmüyor. Bir şey anlamaz. Ama senin dişin tatlım, onu ısırmaya yetmez. Seni alt eder zehirli diliyle. Ona bu zevki yaşatmak istemem. Anladın mı? Gördüğün yerde yolunu değiştir. Damla Korel, yengemin ve amcamın biricik kızları. Hayatı benimle yarışmakla geçti. Alışverişte falan karşılaşırsın en fazla. O da beni yıllardır görmüyor, anlamaz. Acelem vardı, geç. Onunla görünmek istemediğini düşünüp sinir olur. Zavallı küçük damlacık. Kendini mükemmellik abidesi bir prenses sanıyor. Özgür. Korel ailesinin büyümeye dirençli oğulları. Eğlence düşkünü küçük veliaht. Aslında onu severim. Zararsızdır. Eğer karşılaşırsanız bir sorun olacağını hiç sanmıyorum. Ki kendisi gece kuşu olduğu için rastlaşmazsınız. Partilerden uzak durmayı öğrendiğini düşünüyorum. Fikret Korel, amcam. Hayatımı zehir eden adam. Listenin en tehlikelisi. Beni en iyi tanıyan kişi. Ve maalesef karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu kişi. Okula gelebilir. Okula mı gelir? Ne yapacağım peki? Aslında var ya, seni tanısa çok sever. Sen onun hayallerindeki Alara Korel'sin. Terbiyeli, çalışkan, disiplinli. Anlaşmamızı bilse beni öldürüp yerime seni koyabilir. Kazara denk gelirseniz kendin ol. Onu Alara Korel'in şahane bir cici kızı olduğuna inandırırsan bana büyük faydan dokunur. Ya anlarsa? Tatlım, bu yaptığımız zaten delilik. Kimsenin aklına gelebilecek türden bir şey değil. Her ihtimali düşünür, bunu asla. Bu yakışıklı da Volkan. Sevgili mükemmel kuzenimin mükemmel nişanlısı. Asla ama asla yaklaşmayacaksın. Ölümüne kaç, anladın mı? Başka bir şey bilmene gerek yok. Amcamın biricik ortağı Demir Güner. Tam bir baş belası. Kaba, acımasız, kibirli. Bence de. Sen tanıyor musun Demir'i? Yok. Fotoğraftan öyle görünüyor. Demir Güner'e hayran olmayan kadınlar kulübüne hoş geldin tatlım. Seninle beraber artık iki kişiyiz. Neyse, anlamışsındır. Birbirimizden nefret ederiz. Zaten kendisi tam bir işkolik olduğu için karşılaşmanız pek de mümkün değil. Sedef ve Berrak'la listeyi tamamlıyoruz. Bunları yıllardır tanırım ve maalesef aynı okuldayız. Ne yapacağım peki? Bir şey olmaz. Yüz verme. Kaç yanlarından.
Ben de aynı şeyi yapıyorum zaten. Bunlara söylediğin en ufak bir söz anında İstanbul sosyetesine yayılır. Okul demişken, bunlar da kitapların. Sınavlar başlıyor. İyi çalış baby. Benim işim var. Ama ben turizm okuyorum demiştim. Aa tatlım, sen artık işletme okuyorsun. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Merhaba Demir Bey. Merhaba. 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 Kes, tamam kes. Sana emrediyorum. Kovulmak mı istiyorsun? Ama efendim Fikret Bey'in talimatı olmadan... Amcamın haberi var diyorum. 5 dakikam var. Ya istediğin parayı hesabıma yatırırsın... ...ya da pılını pırtını toplar buradan çıkar gidersin. Anladım. Sen işinin başına dön Kemal. Peki efendim. Beni muhasebecilerle yüz göz ettiniz. Hiç utanmıyor musunuz? Bence yalan söylediğin için sen utanmalısın. Hakkımı vermeyip beni yalan söylemek durumunda bırakan sizsiniz. Sen hakkını aldın zaten. Fazlasını istiyorsan çalışmak zorundasın. Saçmalık. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu şirkette de insanlar para kazanmak için çalışmak zorunda Alala. İşe başlarsan maaşını veririm, merak etme. Çok beklersiniz. Sen bilirsin. Beceriksizsin. Özür dilerim. Neyse tamam. Hadi sınava yetişsen. Bak dikkatli ol, tamam mı? Bana bak. Pasaportun var mı senin? Var. Okuldan çıkartmışlardı. Staj falan olur diye. Umarım vize de almışlardır. Hı hı. Schengen'im var. Harika. O zaman bugün okul iyi geçerse yarın pasaportunu da alıp bana geliyorsun. Yanında kendi kıyafetlerinden birkaç bir şey de getir. Bir yere mi gidiyoruz? Çünkü anne... Sen değil canım. Ben gidiyorum. Senin pasaportunla. Yalnız geceleri benim evimde kalacaksın. Olmaz. Annem izin vermez ki. Ay bul bir yolunu. İş seyahati de bir şey de işte. Hadi şimdi doğru okula. Bir sorun olursa beni arıyorsun, tamam mı? Hadi marş marş. Ne yapıyorsun? Okula gideceğim. Arabayı alsana. Yok, korkarım. Suya düşmeden yüzme öğrenilmez tatlım. Hadi. İşimiz var. Sevgilim, Güney Fransa mı, Paris mi? Hayır, hayal falan kurmuyorum. Hallettim pasaport işimi. Ya sorma işte, çözdüm. Sen yarın biletini akşamüstüne al. Ben de öğleni alacağım. Aynı uçakla gitmeyelim.
kimseden saklanmadan, biri görecek diye korkmadan birkaç gün geçireceğiz. Düşünsene. Merak etme. Aynı anda ortadan kaybolmuş olmayacağız. Ya o da benim sırrım olsun. Nice'ye uçuyoruz. Sonra konuşuruz yine. Folks. Aa, Alara'cığım, ne haber? Ya seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım ya. Başka zaman tatlım, acelem var. Ayıp ediyorsun ama. Niye kaçıyorsun ki? Acelem var. Sınava yetişeceğim. Lak lak yapacak vaktim yok yani. Yalancıya bak. Ne zaman umursadı ki bu dersleri? Aklınca bizi yanına yakıştıramıyor, kaçıyor. Tamam ya, boş ver. Hadi gidelim. Sen git. Ben sınıfa gideceğim. Yetişirim sana. Şımarık şeysin. Şimdi herkes senden kaçacak mı? Göreceksin. Benim deli kızı. Şimdi işten geldi ya. Yorgun, sinirli ondan. Yoksa bilirsin yüreğinde kötülük yoktur onun. Kız haklı Bedri. Misafirlikte bir yere kadar. Bir an önce bey bulmamız lazım. Melek gelsin işte, ben ona söyleyeceğim. Yük olduk size de. Sakın ha Meryem. Ben şimdi gösteririm ona. Dur. Sana duyuyor kadın. Ayıp. Duysun. Yeter artık. Ebru, yapma böyle. Ayıp ama. Söyleyelim mi babama? Gelsin birkaç günde olsa. Vallahi bunlar başka türlü gitmek bilmeyecek ya. Nereye geliyor be senin baban? Kızım, adam dünyanın değil öbür ucunda çalışıyor. Öyle er aklını estinde kolay mı oralardan gelmek ha? Yıllardır Esme'de o aklı zaten. Kızım. Bak. Bunlar da çalışmadan kazanılmıyor ama. Baban göndermiş senin için. Bugün gidip çektim bankada. Bir daha da böyle şeyler dediğini duymayayım. He? Günah. Melek geldi. Kızım. Gel. Aa, bunlar ne? Gel geç içeri.
size hediye aldım. Aman da aman kızıma bak sen. Kız erkenden maaş mı verdiler? Ay niye zahmet ettin kızı? Ebru, bunlar senin. Aa, hayırdır? Kız. Kızım saçına ne oldu? Bu ne hal? Değişiklik olsun istedim. Ama hani... hadi açın. Ay Melek, bunlar harika. Fazla mesai avansı verdiler. Büyük bir organizasyon aldık. Önümüzdeki 3 gün Antalya'ya gideceğiz bütün ekip. Şehir dışı iş olunca böyle oluyormuş. Nereye gidiyormuşsun Antalya'ya? Yatılı. Dünyada olmaz. Nasıl olmaz annem? Herkes gidiyor. Kovarlar. Kovsunlar. Kız, bu çok pahalı bir model ha. Annem bak. Bak sana da palto aldım. Sıcacık tutar. Yok istemem. Yok öyle Antalya. İyice kontrol ettin mi vize tarihini? Ettim de... annem izin vermiyor. Ne demek annem izin vermiyor? Bana bak. Mahvederim seni. Kredi kartımı kullandın. Benim yerime sınava girdin. Dolandırıcılıktan hapse attırırım seni. Oyun oynamıyoruz burada. Zırlamayı kes. Yarın bekliyorum. Kız bana bak. Ne oluyor anlat. Sen zengin birini buldun. İş güç yalan değil mi? Ne saçmalıyorsun sen be? Kaç gündür bu odadayız. Ağzını bıçak açmıyor. İş diyorsun. Adresini bile vermiyorsun. Bir şeyler çeviriyorsun sen. Anlat bakayım. Anlat. Sana ne ya? Sana ne? Sen niye kurcalıyorsun benim hayatımı? Ben gideyim de bir çay demleyeyim bari. İçeri sıcak sıcak. Annem, ben seni utandıracak kötü bir şey yapar mıyım hiç? Ben senin için bu kadar çok çalışıyorum. Ev alacağım sana. Niye beni zor durumda bırakıyorsun? Hiç mi güvenmiyorsun bana? Ne olur izin ver gideyim. İşimi kaybetmek istemiyorum. Merak etme. Sadece işimi yapıp döneceğim. Güven bana. Tamam kızım, tamam. Abin duyarsa mahvoluruz biliyorsun değil mi? Anne hala mı abi? Bu kadar yaptığı şeyden sonra hala mı? Kuzum. Berbat giyiniyorsun. Tamam. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Okula gideceğim. Akşamları evden çıkmayacağım. Yarın da Nişantaşı'nda alışverişte poz vereceğim. Gördün mü? Ne kadar kolaymış.
Amcam ararsa mutlaka aç. Ama kısa kes. Uyuyorum de. Sınava yetişmem lazım de. Başka biri ararsa da şuradaki tuşa basıyorsun. Otomatik mesaj gidiyor daha sonra arayacağım diye. Anladın mı? Çok paniklersen orada numaram kayıtlı. Beni ara ya da mesaj at. Tamam mı? Ben gerekeni yaparım. Hadi bakalım. Alara Koreli'nin muhteşem hayatının tadını çıkar. Ama tanıdıklarımdan uzak dur. Anladın mı? İnşallah bir terslik olmaz. Sen terslik yapmazsan olmaz. Ben olsam hayatta böyle sokağa çıkmam. Nereden buluyorsun bunları? Pazardan. Soran da kabahat. Alara'dan haber var mı baba? Konuştun mu hiç? Biz annemle bir iki kez konuştuk ama buluşamadık. Okul var diyor. Hı hı. Takip ediyorum. Dün sınavı varmış. Bugün aradım akşam buraya yemeğe gelmesi için. Okulum var amcacığım dedi. Ben de üstelemedim. Ay ben hiç güvenmiyorum. Kusura bakmayın. Önyargılı olmayalım. Belki artık o da yoruldu sorumlu kız olmaktan ha. Sen şimdi neden Alara'cı oldun Volkan'cığım? Hı? Ya kız size hiçbir şekilde yaranamıyor. Farkında mısınız? Artık haftaya şirkete de başlar herhalde. Size inanamıyorum ya. Kız o kadar şey yaptı, iki kere okula gitti diye yolunu gözler oldunuz. Yolunu gözlemiyoruz. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz sadece. Ya bir sakin ol. Volkan'cığım, bu Marsilya fuarı çok önemli. Herhalde iyi bağlantılar kurarsın diye umuyorum. Ben de kendimden mutluyum ama bakalım. Ben niye gidemiyorum ama ya? Tatlım, bizim vakıf kermesimiz var. Sana bunu daha kaç defa hatırlatmam gerekecek, hı? Benimle bu telefondan haberleş. Ötekini unut. Havaalanındayım. Ben inince sen uçakta olursun muhtemelen. Varınca ararsın. Yanımıza gelmemek için derse gömülmüş gibi yapıyor bak. Ama bekle sen. Yakında patlayacak bombası. Neredesin kızım ya? Ay işten ancak çıkabildim. Asker ettin bizi burada. İnsan bir özledi falan der ya. Hemen oruzlanmasa ne olmayacak? Erkek adam özlemez kızım, özlenir. Halil. Ya ne zaman açıyoruz dükkanı? Sen onun haber ver. Ne zaman zengin olacağız? Az kaldı bakalım. Bana bak, bizimkiler ne yapıyor? Sizdeler mi hala? Aman, bizdeler. Seninki yeni iş buldum. Ne işmiş o? Bir turizm şirketindeymiş. Ama ballı bir iş belli ki. Yani parası iyi. Dün gece hepimize hediyeler almıştı. Bana bak, ne çeviriyor lan bu? Ders o bir şey olmasın? İki dakika yüzünü görmeye geldim. Meleği mi konuşacağız? Hem dur bakalım. Yani belki biz de nasipleneceğiz. Alara Korel. Evet. Aa, ne oluyor ya? Okulda yine olay mı var? Uyuşturucu madde kullanmak, temin etmek ve bulundurmak şüphesiyle gözaltına alınıyorsunuz. Alın arkadaşlar. Hayır. Bir yanlışlık var, hayır. Uzatır mısınız? Ben... Thank you.
Evet sayın seyirciler, Türkiye'yi sarsan narkotik operasyonda bugün de sosyetik güzel Alara Korel gözaltına alındı. Alara Korel, Fikret Korel'in yeğeni ve kendisi hareketli hayatıyla magazin basında sık sık yer almakta. Hadi gel, geç, 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 geç. Efendim, telefon takibine mi yakalandınız? Alara Hanım, siz de beni ihbar ettiniz. Efendim, bir açıklamaya dur lütfen. Alara Hanım, bir iftira söz konusu olabilir mi? Ne istiyorsunuz efendim? Alara Hanım, Alara Hanım toplantı yapacak mısınız acaba? Alara Hanım. Abi avukatından alırız abi. Keşke bir şeyler çarşamba günü gece yarısı ani bir baskına başlattığı operasyonla... Bir bu kefe hazırlık kalmıştı yapması ya. Allah kahretsin. Bugün öğlen saatlerinde Uludağ Üniversitesi'nin otoparkında gözaltına alındı. Yani ben bu yaştan sonra mahkeme kapılarında falan mı bekleyeceğim? Bu maddenin kendisine ait olmadığını iddia eden Alara Korel, gerekli testler yapılmak üzere narkotikaya getirildi. Nasıl temizleyeceğiz bu resimle? Tamam. Ben avukatları alır giderim. Suçsuzum. Bırakın beni. Hemen kan testi yapılsın. Mademoiselle Yılmaz, bonjour. Votre hélicoptère est prêt pour le vol à Saint-Tropez. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk Ekrem abi. Sağ olasın. Görebilirim değil mi? Hayır, hayır. Allah'ım nereden çıktın şimdi sen ya? Hayret. Nihayet dilin tutuldu. Alara Korel'in ilk defa söyleyecek sözü yok. Ben suçsuzum. Her zamanki gibi. Yemin ederim ben uyuşturucu kullanmadım. Asla kullanmam. Test sonuçları birazdan çıkar. Temiz çıkarsa yine burada tutarlar mı beni? Bilmiyorum. Beni buradan çıkar. Lütfen. Burası sana yaramış. Tutabildikleri kadar tutsunlar bence. Demir Bey. Tamam değil mi? Daha fazla kalırsanız sıkıntı olur. Hı hı.
bana yardım et. Evde bekliyoruz sizi. Tamam, hadi görüşürüz. Bırakacaklar mı Alara'yı? Test temiz çıkarsa bırakacaklarmış. Sevgilim, gitmedin mi sen? Haberi duyunca içim rahat etmedi. Sizi yalnız bırakmayayım dedim. Yok yok. Bu işi kökten halletmemiz lazım Fikret'ciğim. Yani hepimiz helak olduk Alara'nın peşinde. Yeter ya. Herkesin dilindeyiz vallahi. Bu son. Bu son Asude. Göstereceğim ben ona. Kurtuldu mu? Gidiyor muyum? Daha değil. Analık. Bacımı çağır konuşacağım. Testin temiz çıktığı için ve Demir Bey'e itimat ederek serbest bırakıyoruz sizi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hadi gidelim. Sağ ol Ekrem abi. Demir yalnız arkadan çıkın. Önde gazeteci ordusu var. Tamam peki. Eşyalarını da al. Alara Korel. İmzalayın. İmza. Siz isim yazıp imzalayabilirsiniz vekalete. Bin. Yok. Zahmet etme. Kendim giderim. Yani evime. Kafanı falan mı vurdun sen? Bin şu arabaya. Tabii çok iyi değilim. Kötüyüm biraz. Olanlar filan. Alara bin şu arabaya. Amcam bekliyor. Binsene. Ben bir telefon edeyim o zaman. Bekle. Ama olmaz lütfen. Kızarlar bana. Ne olur. Sen... Yalvarıyor musun? Ya bana bak, bir şeyler mi çeviriyorsun sen? Yok. Yemin ederim bir şey çevirmiyorum. Bırak gideyim. Kaçtı dersin ha? Nerede lan bu kız? Ha?
Ulan akşam akşam beni katil mi edeceksiniz lan siz? Doğruyu konuş Analık. Nerede bu kız? Çalışıyor oğlum. İşte. Lan nerede işte? Nerede? Ver adresini. Bilmiyorum oğlum. Vallahi bilmiyorum. Ulan ben seni var ya. Ulan var ya. Harbi katil edeceksiniz siz beni. Alara Koreli'ye kaçmak ha? Hayır, lütfen. Ben... Ben çok korkuyorum. Lütfen bırak beni gideyim. Sen ve korkmak. Ben o eve girmeyeceğim. Bırak beni. Lütfen bana bunu yapma. Hayır, hayır lütfen. Deli yüz karasız. Bir karakollara düşüp kepaze olmadığın kalmıştı. Sonunda onu da başardın. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Artık bu eve hapis.
Şoför gelecek, seni okula götürecek, kapıda bekleyecek, okuldan alacak, buraya getirecek. Anladın mı? Hayır, olmaz. Ah! Şimdi zor odana. Odana dedim. Demek ki. Bambaşka bir Alara vardı karşımızda. Çok tuhafsın Özgür. Bu kadar kepazelikten utansın. Sussun biraz yani. Ay, numara yapıyor kendini acındırmak için. İnandınız siz de. Yalnız yüzündeki tuhaflığı fark ettiniz mi? Karakol onu çok hırpalamış belli ki. Ya çok utandı ya da şok geçiriyor. Alara bu sonuçta, belli olmaz tabii. Ay, yok canım. Yani Alara kim, utanmak kim Allah aşkına? Ben başka bir şey yakaladım. Kesinlikle yine yüzüne estetik yaptırmış bu. Göz kenarlarında botoks var, yanaklarına da dolgu yaptırmış. Tuhaflık vardı. Allah kahretsin. Bir bu eksikti ya. Ah canım, hepimiz dağıldık iyice. Sana Özgür'ün gömleklerinden verelim mi? Hallederim ben. Sen babanı yalnız bırakma.